Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Hakan Çelik, Deniz Zeyrek'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Haftayı tamamlayacağız. Hangi gündem başlıklarıyla tamamlıyoruz? Kısaca aktarmak gerekirse. Koalisyon görüşmeleri konusunda AK Parti heyetinin başkanı Ömer Çelik dün açıklamalar yaptı. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun ardından önce rapor, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulan rapor AK Parti MYK'da değerlendirilecek. Ardından Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelecek ve pazartesi günü saat 18'de iki lider Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecekler. Anlaşılan konular var, uzlaşılmayan konular var. Liderlere bırakılmış konular var. Dolayısıyla bir değerlendirme yapılacak. Bu toplantının yemekli ve uzun da sürebileceği belirtiliyor. Gazetelerde erken seçim tartışmaları, koalisyon olacak mı tartışmaları, iki heyetin görüşmelerinden çıkan sonuca dair çok fazla yorum var. Pazartesi günü ve sonrasında nasıl gelişmeler görebiliriz? Yine bugün soracağımız, yorumlayacağımız, ele alacağımız konu başlıklarından bir tanesi. Şimdi bir yandan da HDP heyetinin temasları devam ederken süreçte son duruma dair detaylar var. Devlet Öcalan, Devlet HDP görüşmeleri yapıldı deniliyor. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu başkanlığındaki heyet önce Öcalan'la görüştü. Sonra da Ankara'da salı akşamı HDP'nin İmralı heyetinde yer alan iki isimle Sırrı Süreyya Önder ve İdris Balüken'le bir araya geldi. Dolayısıyla çözüm sürecinde bundan sonrasına ilişkin önemli kritik temasların ve adımların atıldığını anlıyoruz. Ve Amerika'dan açıklama var. PKK teröre ve şiddete son vermeli deniliyor. Çözüm sürecine geri dönülmesinin şartı olarak da silahların bırakılması gösteriliyor. Terörün bitmesi gösteriliyor. Bu arada Selahattin Demirtaş, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Brüksel temasları da devam ederken yine orada kritik isimlerle görüşmeler sürüyor. Ve Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi HDP heyeti. Çözüm sürecinde neredeyiz? Bundan sonra ne olacak? Bu temasların anlamı ne? Bütün bunları değerlendireceğiz. Bir batılı yetkilinin yaptığı açıklamalar bugün gazetelerin birinci sayfalarında, manşetlerinde yer almış. ABD Türkiye'den IŞİD'e bağımsız operasyon yapmamasını istiyor. Daha geniş operasyonlar istiyor. Dolayısıyla şu anda bir müdahale beklenmiyor. IŞİD'e operasyona katılması beklenmiyor Türkiye'nin. İncirlik'ten havalanan predatörler Nevada'dan kumanda edildi. Bugün Hürriyet'in manşeti. Rakka'daki hedefler vuruldu. İncirlik'ten Amerikan insansız hava uçakları iki füzeyle havalandı. Crack'deki pilot uzaktan kumanda etti ve Rakka'daki hedefler vuruldu. Dolayısıyla Nevada İncirlik operasyonu, IŞİD'e müdahalenin ayrıntıları bugün gazetelerde yer almış. Ve bundan sonrasına ilişkin Amerika'nın PYD yorumları da var. Biz sınırda PYD'nin yayılmasını istemiyoruz. Bunu ilettik. Türkiye ile burada görüş ayrılığımız yok, görüş birliğimiz var ifadeleri yer alıyor. Dolayısıyla bu anlama gelecek açıklamalar yer alıyor. Dolayısıyla bir batılı yetkilinin yaptığı açıklamalar, IŞİD operasyonun İncirlik'ten havalanan Amerikan uçaklarının Rakka'daki hedefleri vurmasının ayrıntıları, 2015'te yaşadığımız bu operasyon detayları yine Parametre gündemi içinde olacak. Bu arada Mısır'da ikinci Süveyş kanalını açtı. 3 yılda tamamlanması bekleniyordu ama 1 yılda tamamlandı. Sisi görkemli bir törenle bu açılışı yaptı. Mısır ekonomisine büyük destek sağlaması bekleniyor. Ama Avrupa'nın tedirginliği var. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Petrol fiyatları da düşüyor. 48 dolara kadar gerilemiş durumda. Dünya ekonomisinde bir yavaşlama korkusu var. Suudi Arabistan rezervlerini kullanmaya başladı. 3 yıl içinde rezervleri ciddi oranda, 700 milyar dolara aşkın rezervi ciddi oranda eriyebilir deniliyor. Bize olumlu yansıyor enflasyon ve cari açık anlamında ve petrolde dışa bağımlı ülkeler açısından, ama ihracat pazarlarında bir sıkıntı yaratıyor. Bu arada döviz mevduatındaki artış bugüne yansıyan haberlerden, döviz mevduatının oranı toplam mevduat içinde %42'ye 43'e ulaşmış durumda. Yeniden biz Türk lirasına dönüşü söylüyorduk hep. Döviz tevdiat hesaplarında, döviz mevduatında azalış olduğunu hep söylüyorduk ama son aylarda bakıyoruz ki o biraz daha tersine dönmeye başladı. Yeniden dövize eğilim arttı. Bugün ekonomi gündemi iki konuya, iki gelişmeye kilitli.
Moody's Türkiye değerlendirmesini yapacak 16 ay sonra. Bakalım ne diyecek? Daha önce belirttiği riskler konusunda şimdi ne söyleyecek? Yatırım yapılabilir seviyede not. Bunun değişmesi beklenmiyor. Görünüm negatifte, notun görünümünü Moody's negatifte tutuyordu. Ancak önümüzdeki aylara ilişkin sinyal açısından önemli olacak. Ve Amerika'da tarım dışı istihdam verisi. Bakıldığında bu veri Eylül'de Amerika Merkez Bankası faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Biraz daha tabloyu netleştirecek. 200 binin üzerinde istihdamın artması önemli olacak ve faiz artışını destekleyecek. Ancak dün koalisyon açıklamaları, pazartesi liderlerin bir araya geleceği açıklaması tansiyonu biraz düşürmüş durumda. 2.78-2.79'a yaklaşan dolar kotasyonları 2.77 liraya inmiş durumda. Ekonomide bir diğer gündem başlığı da gıda fiyatları. Şimdi bakliyatı konuştuk, meyve sebzeyi konuştuk, eti konuşmaya devam ediyoruz. Sonbahara ilişkinde birçok üründe yine zam sinyalleri geliyor. Alt ve orta gelir grubunda harcamaların %30'u da gıda olunca o fiyat artışı çok daha fazla hissediliyor. Ve alt orta gelir grubunun enflasyonu daha da yükseliyor. Gıda fiyatları da, et fiyatları da önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gündem başlıkları böyle. Ayrıntılı yorumlar için Ankara'ya döneceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ebru. Bugün hem IŞİD'e operasyon, onun detayları manşetlerde, hem koalisyon görüşmeleri manşetlerde, hem de çözüm sürecinde, süreçte son durum ne? Devletin Öcalan'la ve HDP heyetiyle yaptığı görüşmeler var. Şimdi 3 ayrı başlıkta ve ekonomi cephesinde çok fazla gelişme var. Koalisyonla başlayalım. Ekonomik piyasalar da çok yakından takip ettiği için dün tansiyonu biraz düşüren açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi saat 18'de bir araya gelecek olması. Ama bugün gazeteleri açtığınızda mesela Yeni Şafak manşeti anlaşılamayan çok fazla kritik konu var diyor. Anlaşılamayan konular liderlerin buluşmasında aşılabilir mi? Bir koalisyon umudu var mı? Yoksa Ankara'daki erken seçim tartışmaları daha mı öne çıkmış durumda? Siz ne dersiniz merak edenler için? Özellikle ekonomi cephesinde de merak konusu olduğu için bu erken seçim tartışmalarıyla beraber erken seçimin bir risk olduğu ve 2016'yı da kaybettireceği belirtiliyor ya. Tablo şu anda ne? Bugünkü resim ne? Deniz? Vallahi Ebru, yani ortada öyle bir tablo var ki artık her şey birbirine girmiş durumda. Ben başından beri bu süreci takip ediyorum ve bütün taraflarıyla bizzat görüşmelere katılanlarla konuşuyorum. Daha o görüşmeleri yürütenlerden ya buradan bir koalisyon çıkması zor şeklinde bir ifade duymadım. Tam tersine görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği, iki heyetin de bir şekilde çok hassas davrandığını, işte çok iyi niyetli bir atmosferde geçtiğini işittim. En üst seviyede yaptığımız görüşmelerde konuşulan konu başlıklarında bir orta yol bulunabileceğinin sinyallerini de aldım. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani mesela istersen başlık başlık gidelim. Eğitim meselesinde, biz burada hani eğitim meselesinde zorlanabilirler diye yorum yapmıştık. Evet. CHP heyeti şöyle bir tavır koymuş mesela. 4 artı 4 artı 4 konusunda bizim için modelin adı, lisenin adı vesaire önemli değil. Önemli olan müfredat. Yani Türkiye'yi eğer Güney Kore gibi çağ atlatmak istiyorsak, üreten bir topluma dönüştürmek istiyorsak bu müfredatla olmaz. Bunu konuşalım. İmam Hatip Lisesi takıntımız yok ama İmam Hatip Liseleri gönüllülük esasına dayanan bir talebe göre belirlenmeli. Yani bunu bir öğrencilere ve velilere zorunlu seçmeli halinden çıkarıp gönüllü bir şekilde isteyenin İmam Hatip Lisesi'ne gidebileceği bir sistem oluşsun gibi çok AK Parti'yi rahatsız etmeyecek bir tavır ortaya koymuş. Cumhurbaşkanının konumu meselesinde çok doğrudan konuşulmuş, ele alınmış bir itiraz ya da bir tartışma meselesi yok. Bundan sonrasına bakma eğiliminde CHP. Yani hükümet kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın nasıl hareket edeceğine göre şekillenecek bir yaklaşımı söz konusu. Ekonomi konusunda CHP'nin vaatleri popülist bulunuyordu.
Evet. AK Partililer hani kaynak yok, kaynak nerede gibi tepki gösteriyorlardı. Şimdi ya işte hükümet kurulursa eğer bakarız kasada ne var, verebilir miyiz, veremez miyiz, somut verilere göre hareket ederiz gibi bir noktaya gelinmiş durumda. Başkanlık sistemi konusunda CHP parlamenter sistemi savunuyordu. AK Parti'nin seçim bildirgesinde başkanlık sistemi vardı. AK Parti işte Burhan Kuzu bile artık hani bu aşamadan sonra başkanlık zor demeye başladı. Yani AK Parti de başkanlıktan konjonktürel açıdan ve seçim sonuçlarına da bakarak kamuoyunda destek bulmadığı için vazgeçmiş görünüyor. Böyle alt alta yazdığımızda dış politika konusunda biraz tabii farklı yaklaşımlar var. O da sadece Orta Doğu konusunda. Yani Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri konusunda görüşler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Kıbrıs konusunda görüşler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Suriye de ayrı. Demokratik anayasa konusunda, demokratikleşme konusunda, çözüm süreci konusunda görüşler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani işte CHP parlamento çatısı altında olsun diyor. Bu parlamento çatısı altında olsun yaklaşımını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bile dile getirdi. Yani muhataplar artık değişmeli yaklaşımı son 2-3 haftada duyduğumuz bir ifade. Suriye değil sadece Orta Doğu'da sıkıntı var. Yani Mısır konusunda, İsrail konusunda, işte Suudi Arabistan'la, Katar'la ilişkiler konusunda farklı bakış açıları var. Yani AK Parti'nin bölgeye ilişkin perspektifi biraz Müslüman kardeşlerin durumuna endekslenmiş. CHP bundan çıkarmak istiyor. Bu CHP'nin ilişkileri koordine etme, ilişkileri değiştirme gibi bir beklentisi var. Dolayısıyla hani bunlar da aşılmayacak şeyler değil. Esas sorunun o şeyleri söyleyeyim ben sana. Birincisi yolsuzluk meselesi. Orada da teoride bir sıkıntı yok. Yani AK Parti de yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konusunda CHP ile teorik olarak aynı görüşte. Ama biraz ama daha önümüze bakalım diyor galiba. Ama 17-25 Aralık meselesi gündeme gelmemiş şu ana kadar. Evet. Yani 17-25 Aralık meselesi konuşulmadığı için sorunlu başlıklardan biri olarak yani şu ana kadar yapılan görüşmeler açısından dile getiremiyoruz. Ama liderlerin görüşmesinde mutlaka gündeme gelecek. Bu liderlere yani, bırakılan konulardan biri galiba 17-25 evet, Aralık o zaman. Evet. Bunun ötesinde eğer koalisyon müzakerelerine geçilirse bakanlıklar tartışma konusu olabilir. CHP Milli Güvenlik Kurulu'nda dengeli bir dağılım istiyor. Yani biliyorsun Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesi oluyor. Bir de Dışişleri Bakanı. Yani 8 sivil, 8 hükümet üyesi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alıyor Başbakan dışında. Burada dengeli bir dağılım olsun istiyor. CHP bakanlık sayısında da çok ısrarcı değil. Yani ille de 10 bakanlık vesaire değil ama nicelik değil de niteliğe bakıyor. Yani 10 tane bakanlık alacağımıza bu hükümet tamamen yeni bir hükümettir. AK Parti hükümetinden farklı bir hükümettir algısını yaratacak önemdeki bakanlıkları istiyor. Peki. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, mesela Dışişleri Bakanlığı, Adalet ya da İçişleri Bakanlıklarından biri. Bunlar konuşulmaya başladığında asıl sıkıntı olup olmadığını göreceğiz. Yani şu ana kadar ortada bir sorun çıkmamış. Yani anlaşılma ihtimali düşük olan konu başlıkları tespit edilmiş ama ben Yeni Şafak manşetindeki ifadeyi şu ana kadar o toplantılara katılan isimlerden herhangi birinden duymadım. Öyle bir yorum da almadım. Bakalım göreceğiz. Yani bir Kasım ayındaki seçimi de AK Parti analiz ediyor herhalde. Yani anketler yapılıyor. Sonuç değişir mi değişmez mi ona bakılıyor. Yani sonucun değişmeyeceği yönünde bir izlenim edinirse parti yönetimi ki bugün Başbakan parti yönetimiyle de bir araya geliyor. Koalisyonu tercih edecektir. Yani koalisyon umudu bitmiş değil. Yani seçim isteyenlerin sesi daha gür çıkıyor. Seçim isteyenlerin yarattığı algı şu anda daha güçlü görünüyor. Ama koalisyon ihtimali de bitmiş değil. Onun altını kalın bir şekilde çizmek lazım. Hakan, dış politika, dış iç politika, eğitim sistemi,
Yine Cumhurbaşkanı yetkileri ekonomi konularında ciddi görüş ayrılıkları var şeklinde yorumlar yapılmış. Deniz bunların çok da hani uzlaşılmaz ve anlaşılmaz konular olmadığını aktarıp heyetler arasındaki görüşmeden çıkan tabloyu anlattı. Bu tablo biraz dağılımlı mesaj veriyor ama hangi bakanlık kimde olacak 17-25 Aralık liderlere bırakılmış bir konu olduğunu anlıyoruz Deniz'in açıklamalarından. Bunlar da hani zorlayabilecek konular. Asıl zorluk şimdi başlar yorumuyla beraber senin barometre ne diyor diye sorayım ben. Şimdi zor olması şundan kaynaklanıyor. Tabii ki iki farklı partinin programları ayrı ve farklı olan partilerin bir araya gelip yeni bir çatı altında bir buluşmaları yani bir evlilik yapmaları bir anlamda kolay bir şey değil. Çünkü her birinin ayrı bir ajandası var. Bir farklı ideolojik yapılardan beslenerek geliyorlar. Tabanlar arasında farklar var. Bunlar doğası gereği zaten zor olan şeyler. Fakat imkansız değil. Yani başka dünyadaki başka ülkelerde de özellikle Avrupa'da farklı tandanslardan gelen siyasetçilerin ve partilerin pekala bir koalisyon kurabildiğinin çok örneği var. İşte Almanya'da da İtalya'da da farklı uzun dönemli olanlar da var, daha kısa dönemli olanlar da var. Hele şimdi Türkiye'nin içinden geçtiği bu birçok yani ekonomiden dış politikaya kadar çözüm bekleyen meselelerin olduğu bir ortamda toplumsal kutuplaşmaların derinleştiği bir dönemde çeşitli akımların sorun yaratma ihtimalinin öne çıktığı bir sırada çözüm sürecinin devam etmesinin arzu edildiği bir dönemde bir geniş tabanlı bir uzlaşma hükümeti herhalde doğru olacaktır, iyi olacaktır ve Türkiye'yi belli konularda rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Başından beri de bunu dile getiriyorum. O nedenle bütün zorluklarına rağmen doğasından kaynaklanan, siyasi doğasından kaynaklanan güçlüklerine rağmen iki partinin tepe yönetimi, merkez yönetimi ve de en önemlisi liderleri isterlerse bunu yapabilirler. Şimdi Türkiye'nin mevcut hükümetle erken seçime gitme dün Ankara'da çok tartışılan bir konuydu anladığım kadarıyla. Çünkü arka arkaya muhalefetten de iktidardan da açıklamalar gelmiş. Böyle bir düşünce, böyle bir görüş de mi öne çıkıyor? Yani bu seçeneklerden biri bu Ebru. Dediğim gibi yani dünkü programda da bahsettik. Konuşulan seçeneklerden biri bu ama bunlardan hangisinin daha öne çıktığını hafta başında, önümüzdeki hafta başında, salı çarşamba günü daha net bir şekilde konuşabileceğiz. Ben şunları hatırlatmak istiyorum. Bakın, ekonomide yatırım kararları ve yatırım planları önemli oranda yeni hükümeti bekliyor. Bu Türkiye için çok önemli bir şey. Çünkü büyüme oranlarının düştüğü ve Türkiye'nin %5'ler, %6'lar civarında hedefler koyduğu, yani daha doğrusu arzusunu dile getirdiği bir dönemde Türkiye'nin 2,5-3'lerle büyümesi bir kere çok ciddi bir sorun. Bir 6 aylık daha dönemin kaybedilmesi, bir yıllık bir belirsizlik dönemi, işte yani derecelendirme kuruluşları, yatırım planları, yatırım programları bakımından da bir Türkiye'nin üzerinde ilave bir baskı demektir. Şimdi bakın Türkiye Kasım ayında G20 zirvesine ev sahipliği yapacak Antalya'da. Şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği harıl harıl bir taraftan iş dünyası ile Türkiye arasında köprüler kurmak için bir çalışma yapıyor. Devletin bir hazırlığı var. Yani tam o döneme mi acaba bir seçim gelecek? Bu bir önemli bir konu mesela, konu başlığı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmek istediğini söylemişti. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı mı katılacak, Başbakan mı katılacak, Ağustos'ta mı gidilecek, Eylül'de mi olacak? Yani Türkiye'nin ajandasında, Türkiye'nin önümüzdeki döneminde bekleyen içeride ve dışarıda onlarca konu var. İki partinin, önemli iki partinin, CHP'nin ve AK Parti'nin kongreleri, kurultayları olacak önümüzdeki birkaç ay içinde. Şimdi bu takvimler de doğrusunu söylemek gerekirse seçimle çok yakından ilişkili. Bürokraside yanıt bekleyen ve işaret bekleyen, yani kimle muhatap olacağını bekleyen insanlar var. Yani bu listeyi uzatmak mümkün. O nedenle bir kararın bir an önce çıkması lazım. Yani bu bir tekrar seçim kararı mı olacak? Yoksa kamuoyunda önemli bir destek bulan ve ilgi gören, fikir olarak ilgi gören bir koalisyon hükümeti mi kurulacak AK Parti ve CHP arasında? AK Parti ve MHP arasındaki bir ihtimalden de söz ediliyor ama bunun türlü nedenlerle çok güçlü olmadığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de biliyorsun buna sıcak bakmadığını söylemek mümkün. Hatta Devlet Bahçeli işte cuma namazının ardından biliyorsun hükümet koalisyon açıklamaları yapısın demişti. Şimdi pazartesi gününü bekleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Başbakan bir araya gelecekler ve bize ne olduğuna dair bir kuvvetli bir fikir verecekler. Yani o görüşme sanıyorum uzun bir görüşme olacak. Onun ardından salı günkü programda
Bunları daha etraflıca konuşabiliriz. Deniz, MHP'li Yalçın bizim açımızdan azınlık hükümeti rafa kalktı dedi. Hani erken seçim tartışmalarında koalisyon olmazsa ne olur? AK Parti CHP olmazsa başka bir koalisyon seçeneği yok. Mevcut hükümet iş başında, şartlar başka, formüle de imkan vermiyor açıklamaları da AK Parti cephesinden geldi. Devlet Bahçeli Hakan'ın dediği gibi koalisyonun cuma günü namaz sonrası kurmalı AK Parti ile CHP dedi. Bir de kurultay tarihleri var. Seçim sonrası mı öncesi mi tartışması da yaşanıyor galiba anladığım kadarıyla. Hepsini önümüzdeki hafta mı göreceğiz? Evet, yani koalisyon... Önce mi olur, sonra mı olur? Bir kere koalisyon mu, seçim mi, önce ona karar vermek lazım. Sonra... Evet, bugün ayın 7'si, 16 günümüz kaldı. Yani 23 Ağustos'ta süre bitiyor. 16 gün içinde bütün bunlar nasıl olacak, ben doğrusunu istersen merak ediyorum. Yani bu tabii 3 gün daha ekleyelim buna, 13 gün olacak. Başbakanla Kılıçdaroğlu görüştükten sonra geriye 13 gün kalacak. Eğer karar verirlerse işte koalisyon protokolünün hazırlanması, ondan sonra bakanlıkların dağıtılması vesaire gibi konularda herhalde çok zorlu bir pazarlık da yaşanacaktır. 13 gün bunun için yeter mi, yetmez mi bilmiyorum. Tabii bir gerçek daha karşımıza çıkıyor. AK Parti dışında kimse hükümet kurmayı deneyemeyecek. Böyle anlaşılıyor. Açıklamalardan yani, evet. 45 günün tamamı AK Parti tarafından kullanılmış olacak. MHP konusunda ben yorum yapmamaya karar verdim. Çünkü önce MHP'nin kararını netleştirmesi lazım. Yani Semih Yalçın önce Reuters'da bir açıklama çıktı. Bir azınlık hükümetinin seçim koşuluyla, Kasım'da seçim koşuluyla destekleyeceklerini söylediği yazıldı Reuters'da. O yalanlandı. Dün de bu konuda yorum yapmak istemedi bir televizyon kanalında. Fakat MHP'nin başka bir grup başkan vekili seçim zorunluluk haline geldiğinde AK Parti ile bir AK Parti hükümetiyle seçime gidilebilmesi yönünde bir ihtimal olduğunu söyledi. Onun için hani CHP bu konudaki MHP bu konudaki kararını netleştirsin. Bence ondan sonra biz yorum yapalım. Çünkü yani bir görüş hakkında yorum yapıyoruz. Öğleden sonra başka tam tersi bir görüş daha geliyor aynı partiden. MHP'nin bu konudaki tavrı biraz karışık. Yani hem HDP karşıtlığından dolayı hem AK Parti'nin destekçisi gibi görünmeme çabasından dolayı biraz karışık sinyaller geliyor. Değerlendirmek o nedenle zor. Ama kesin olan şey yani Bahçeli bu işin AK Parti-CHP koalisyonuyla olmasını ve onun da 4 yıl değil de kısa sürede Türkiye'nin seçime götürülecek şekilde dizayn edilmesini bekliyor. Olmazsa da HDP'li bir koalisyon, benim şahsi gözlemim, HDP'li bir geçiş hükümeti, seçim hükümeti yerine AK Parti'nin azınlık hükümetiyle seçime gidilmesini düşünüyor. Bu konuda da iki farklı görüş var. Bir grup Kasım'da olsun diyor, MHP de Kasım istiyor. Bir grup işte 2016 baharında olsun istiyor. Tabii o konularda da bir hangi sonucun tercih edileceğini görmemiz lazım. Kim o konuda hangi noktada duruyor, kim Kasım diyor, kim Nisan diyor, o da çok netleşmiş değil. Bütün bunları önümüzdeki haftadan itibaren daha net konuşacağız. Dünyada durmuyor ki, gelişmeler çok hızlı, ekonomiyi de çok etkileyen dış gündem var. O yüzden sürecin uzaması belirsizliği artırır mı, ne olur sorusu da Hakan'ın söylediği gibi sürekli gündeme geliyor. Koalisyon görüşmelerinde anlaşılan konular, anlaşılamayan konular, liderlere bırakılmış konular neler? Bu konulardaki durum ne? İki partinin duruşu, görüşü ne? Hiç mi uzlaşma olamaz? Bir yandan da erken seçim tartışmaları devam ediyor. Tabloyu, bu karışık tabloyu biraz daha sizin için netleştirmeye çalıştık yorumlarla elimizden geldiğince. Şimdi süreçte son durum ne diye bakıldığında, Kamu Düzeni Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu Başkanlığındaki heyet önce Öcalan'la görüştü. Sonra da salı akşamı HDP'nin İmralı heyetinde yer alan iki isimle, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Balüken'le bir araya geldi. Yine Amerika'dan bir açıklama var, dünyadan gelen açıklamalar var. PKK terörü bitirmeli, şiddete son vermeli. Türkiye'nin de şartı bu. Demirtaş'ın temaslarında da Öcalan devreye girmeli. Görüşü mü öne çıkmış durumda? Biz süreçte bu gelişmelere baktığımızda tekrar temasların başladığı, bir gelişme olabilir, çatışmasızlık ortamına dönülmesi için o kritik adımlar bunlar mı Deniz, senin bahsettiğin? Evet, evet. Yani ta kendisi
Bunları kastediyordum. Artık yani şu çok netleşti. Ebru, bugün bahsettiğin gazetelere yansıyan Batılı diplomatın söylediği de o. Çözüm sürecine dönülmeli. Ama çözüm sürecine dönülmesi için de yapılması gereken ilk şey silahların susması. Silahların susması için de olması gereken ilk şey PKK'nın elini tetikten çekmesi. Yani artık bu yorum sadece Türkler tarafından yapılmıyor, Batılılar tarafından da yapılıyor. Yani Amerikalılar da bu yorumu yapıyor, Avrupalılar da bu yorumu yapıyor. Onun için hani bu konjonktür... Rusya'dan biraz eleştiri var gibi ama Medvedev'den Türkiye'nin Irak'taki saldırılarının meşruiyeti tartışmalı diyor. Yani Rusya... Yani ben Medvedev'i de bir kere çok fazla ciddiye almamak lazım. Hani Putin'in tavrı önemli oluyor. Hayır, bir de yani Allah aşkına işte Ukrayna'nın yarısını işgal etmiş ve Kırım'ı yutmuş bir ülkenin yani uluslararası meşruiyetten bahsedilecekse en son ülke Rusya'dır herhalde, evet. Bu konuda bir açıklama yapması icap eden. Yani uluslararası meşruiyet tartışması varsa yapılsın bu da. Yani Türkiye bunu yani kendisine yönelik saldırılara yönelik bir meşru savunma hakkı hayır, olarak şimdi, ortaya koydu da Rusya mı bunun değerlendirmesini yapacak? O Batılı diplomatın şu ifadesi çok önemli. Diyor ki Türkiye kendi meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu operasyonları yapmıştır diyor. Ve bu operasyonlar PKK'nın saldırıları üzerine başlamıştır yorumunu yapıyor. Şimdi eğer Batı'daki algı, Amerika'daki, Avrupa'daki algı buysa PKK'nın bu noktada tavrı etkilenir. Çünkü Batı'nın desteği olmadan, Batı'nın en azından meşruiyet konusundaki olumlu yaklaşımı olmadan PKK'nın faaliyetlerini aynı şekilde devam etmesi zorlaşıyor. Buna geçmişte her zaman tanık olduk. Zaten Remzi Kartal'ın da dün ABD bizimle Türkiye'yi bir araya getirsin yaklaşımına okuduk bir söyleşiden. ABD yani önce bir siz silah bırakın diyorsa eğer Remzi Kartal'ın bu çağrısına da ancak onlar silah bıraktığında herhalde yanıt verir. Yani bu konuda tablo çok net. Türkiye'de dillendirilen, devletin dillendirdiği ifadeler Amerika Birleşik Devletleri tarafından da dillendiriliyor. Avrupalılar tarafından da dillendiriliyor. Önce PKK elini tetikten çeksin görüşü genel olarak kabul görmüş durumda. Peki. Bu olabilir mi Hakan? Öcalan yine öne çıkmış bütün yorumlarda. Bugün gazetelerde Öcalan formülleri tartışılmış. Evet. Şimdi Selahattin Demirtaş işte bizimle bir görüşme planlandığı gün birkaç saat kala görüşme iptal edildi Ankara'da ve hemen biliyorsunuz Brüksel'e gitti. Dün konuşmuştuk. Brüksel'deki temaslarında KCK ve Kongregel liderleriyle bir araya geldi. Zübeyir Aydar'la ve Remzi Kartal'la bu görüşmeden çıkan en önemli sonuçlardan biri her iki isim de Öcalan'ı işaret ediyor. Yani Öcalan'ın şartlarının düzeltilmesi ve de Öcalan'la bu heyetler arasındaki görüşmelere yeniden izin verilmesi ancak halinde bu çatışmaların durdurulması için bir girişimde bulunabileceklerini, aksi halde bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Diğer taraftan sen de az önce bahsettin, devletin de bir teması oldu Öcalan'la. Bütün bunlar devam ederken PKK... KCK'da Demirtaş'a Öcalan'sız çatışmasızlık kararı alınamaz mesajı vermiş ya. Öcalan herkese evet. Kızgın manşetleri atılmış bugün. Mandela formülleri tartışılmış. Gazetelerde geniş ağırlıklı olan gündem evet. Konu bu olduğu için sordum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde evet. De var bu konu. Etraflıca ele alınmış. Yani yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi... Öcalan'ın öne çıktığı bir yani Öcalan'ın bir açıklama yapmasının beklendiği bir süreç var ortada. Yani bu Öcalan bu açıklamayı ne zaman yapacak? Yapacak mı? Yapmayacak mı? Hangi şartlarda yapacak? Çünkü bu aktarılan bilgilere bakılacak olursa Öcalan'ın PKK'ya da, HDP'ye de, devlete de, hükümete de bazı tepkilerinin olduğu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bütün bu haberler ve diyaloglar ortalarda uçuşurken diğer taraftan terör saldırıları, terör eylemleri devam ediyor. Ve operasyonlar sürüyor. Yani sıcak bir risk özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinden maalesef yine her an yani kötü bir haber gelme ihtimali var. Yani görüşmeler devam ediyor olması bir taraftan o çatışmaların bitmesini sağlamadı.
Şırnak, İstersen, Cizre'de yol kesen PKK'lar bölgeye giden polis aracına roket atarla saldırdı. İki polis yaralandı. Evet. Van'da yine jandarma karakoluna roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı var. Can kaybı ve yaralanma olmadı Allah'tan ama bu saldırıların devam ettiğini, yani kına gecesini bile teröristlerin bastığı haberlerini biz alıyoruz. Değişik iller. İstersen Ebru buradan bu batılı diplomatın görüşlerine de diplomat, iki cümleyle bahsedelim. Çok fazla açıklama var ayrı ayrı konularda. O yüzden sıraya koydum. Hani çözüm süreci ne olacak tartışması hani çok merak ediliyor. Bu arada çok fazla açıklama gelince sizin yorumunuzu sormak istedim. Amerika'nın PKK terörü durmalı, PKK şiddete son vermeli sürece dönüş için yorumunu o batılı dün Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen batılı yetkili söyledi. IŞİD'le, IŞİD'e operasyon, İncirlik'ten havalanan uçaklar konusunda yine o batılı yetkilinin açıklamaları var. Deniz bugün Hürriyet'in de manşetinde yer almış. Nevada İncirlik operasyonu diye Nevada'da oturan bir pilot uzaktan kumandayla insansız hava uçaklarını kumanda edebiliyor. 2015'in operasyonlarını artık böyle tartışıyoruz. Ve PYD konusunda önemli açıklamaları var anladığım kadarıyla. Buyurun Hakan. Şimdi bir kere ben önce Obama'nın bir açıklamasını hatırlatayım. Sonra dün yaptığımız o batılı diplomat, yani o batılı diplomat diyoruz. Çok önemli bir batı ülkesinin çok önemli bir yetkilisi, daha fazla da bir bilgi veremiyorum. Obama'nın söylediği şu, gazetecilerle bir araya geldi Washington'da ABD Başkanı Obama. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına dair ilk açıklamayı yaptı. Türkiye'nin kendisinin savunma hakkını meşru gördüğünü söyledi. Bu bir kere önemli, Amerika'dan gelen. Fakat Amerikalılar bu konuyu çok fazla konuşmak, yani Türkiye'nin PKK terörüyle ilişkisine dair çok fazla sorulara girmek ve Amerika'nın tavrı konusunda yanıtlar vermek istemiyorlar çok fazla. Birkaç böyle ana hatlarıyla şey söyleyip başka bir konuya geçiyorlar. O geçtikleri konuda IŞİD. Yani Amerika'nın bir numaralı önceliği IŞİD meselesi ve Türkiye'nin de bir numaralı önceliğinin IŞİD meselesi olmasını isteyen bir Amerika var karşımızda. Yani bu PKK meselesini Türkiye'nin bir en önemli güvenlik riski olarak görmeyip Batı ve koalisyon güçleri bakımından asıl riskin IŞİD'den kaynaklandığını, Türkiye'nin de buna odaklanmasını istediğini söyleyen bir Amerika var. Ben dün bu batılı ülkenin diplomatına şunu hatırlattım, şunu sordum. New York Times'e ve Wall Street Journal'da üst üste çıkan haberlerde mealen Amerika'nın stratejik müttefiki haline geldiği ifade ediliyor PYD ve YPG için. Gerçekten eğer böyle bir şey varsa, Türkiye bir taraftan PKK ile mücadele ederken bu Ankara-Washington ilişkileri bakımından bir sorun değil mi diye sordum. O da dedi ki hiçbir Amerikalı yetkili şu ana kadar PYD bizim stratejik müttefikimizdir demedi. Böyle bir şey yok. Bu yakınlık, şu anki PYD-Amerika yakınlığı taktiksel bir yakınlıktan kaynaklanmakta. Amerika operasyon yapmaya devam ederken havadan IŞİD'e kara unsurlarıyla da PYD buna destek olduğu için şu anda bu devam edecek. Ama Amerika Suriye'nin kuzeyindeki demografinin değiştirilmesine karşı ve oradaki Türkiye'nin hassasiyetlerine de en azından bir bölümünü anladığı izlenimi çıkıyor. Amerika'nın stratejik müttefiki değil diyor PYD için. Türkiye'nin Amerika'ya birden fazla üs teklif ettiğini öğrendik bu arada. Sadece İncirli'ye değil başka üsleri de teklif etmiş. IŞİD'e karşı kullanılmak üzere. Amerikalılar da peki iyi oldu bunu söylediniz bir bakalım olabilir demişler. Şu anda Diyarbakır Türkiye zaten IŞİD'e... konuşuluyordu. Evet, şu an Türkiye IŞİD'e karşı dikkat ederseniz pek bir operasyon yapmıyor gibi görünüyor ve bu yanlış anlaşılmalara neden oldu. Türkiye işte bunu göstermelik bir şekilde başlattı ve durdurdu diyen oldu. Amerika PKK deniliyor. Evet, batılı ülkenin diplomatı diyor ki hayır böyle bir şey söz konusu değil, bunlar devam edecek. Türkiye daha kapsamlı operasyonlar yapacak ama şimdi değil, bunun teknik hazırlıkları var. Çünkü hava koridoru çok dar olduğu için, orada çok hızlı uçaklar gidip geldiği için bir teknik bazı sorunlar ve maniyalar var. Bu açıldıktan sonra devam edecek. Çözüm sürecine dair ben de son iki cümle söyleyeyim. Sonra herhalde Deniz de bir şeyler söylemek ister bu konuda. PKK'nın saldırılarını durdurması gerekiyor. Türkiye'nin çözüm sürecine dönmesi çok önemli. Türkiye'nin barış içinde demokratik çözüm sürecini destekliyoruz ama bunun için önce PKK'nın saldırılarını durdurması lazım. Çünkü Türkiye'nin operasyonları PKK terör eylemleri yaptığı için başladı gibi bir şey söyledi. Kara operasyonu olmayacak IŞİD'e karşı planlanmıyor. Bir de
Biliyorsun sivil kayıplar konusunda bazı haberler var. Bazı açıklamalar var HDP'den ve diğer kaynaklardan Zergele köyü ve çevresinde bu konudaki gelişmeleri de takip ettiklerini, bunlardan da haberdar olduklarını ifade etti bu batılı ülkenin diplomatı. Deniz, sizin manşetinizde zaten tüm gazetelerde bu batılı diplomatın açıklamaları yer almış. Başlıkları Hakan verdi. Senin öne çıkarmak istediğin konu varsa alalım. Ben şunu söyleyebilirim. Bir kere PYD taktik bir müttefik gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri için. Ama aynı zamanda da vazgeçilmez. Yani IŞİD'den temizlenen mevzilerin bir şekilde IŞİD geri gelmeyecek şekilde doldurulmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet, demografik yapıyı değiştirmelerine karşı çıkıyorlar ve bu konuda da PYD'ye ciddi bir uyarı da yapmış görünüyorlar. Ama Türkiye'nin hani PYD gelmesin, PYD buraları almasın görüşüyle %100 örtüştüklerini söyleyemem. Yani PYD demografik yapıya müdahale etmediği koşullarda IŞİD'i temizlediği yerlere girebilir gibi bir sonuç çıkardım ben. Araplar, Türkmenler, Kürtler kendi topraklarına döner gibi bir anlam. İşte bu sağlandığı müddetçe, demografik yapı değişmediği müddetçe önemli olan IŞİD'den alınan topraklara Amerika'nın işbirliği yaptığı yerel unsurların yerleşmesi gibi algıladım ben. Türkiye'nin tampon bölge, uçuşa yasak bölge gibi talepleri var. Bu konuda da bir netlik yok. Türkiye'nin taleplerinin kabul edildiğine dair bir izlenim edinmedim ben. Yani sadece kara operasyonu olmayacak değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insani amaçlarla da olsa Suriye topraklarına girmesine şu anda çok sıcak bakılmıyor. Yani orada bir güvenli bölge oluşturulması vesaire gibi konularda Amerikan yönetimi ve onun öncülük ettiği koalisyon soğuk yaklaşıyor. Eğer orada bir güvenli bölge oluşacaksa onu yerel unsurlar oluşturmalı gibi bir bakış açısı söz konusu. Yani netice itibariyle karşımıza çıkan tablo şu, benim şahsi izlenimim. Bugüne kadar hep Körfez'den, Basra Körfezi'nden idare edilen bir IŞİD'e karşı operasyon vardı. Hava operasyonları ağırlıklıydı. Şimdi burada Türkiye'deki üsler kullanılacak. Türkiye'deki üslerin IŞİD hedeflerine coğrafi yakınlığı, IŞİD'e karşı saldırıların yani operasyonların sıklığını ve etkisini artıracak. Yani eskiden bir uçak işte Körfez'den kalkıp Suriye'ye gelip geri dönene kadar ya da işte havada yakıt ikmali yapana kadar birçok zaman geçiyordu ve sorti sayısı ona göre az oluyordu. Şimdi İncirlik'ten, Diyarbakır'dan, Batman'dan kalkacak uçaklar çok daha kısa sürede, çok daha etkili ve çok daha sık operasyonlar düzenleyebilecekler. Bu da benim izlenimim. Bu batılı diplomatın yorumu değil. Onun söylediklerinden benim çıkardığım, IŞİD'e karşı hava operasyonlarının merkezi Körfez'den çıkıp Türkiye'ye taşınacak. Yani Türkiye artık önümüzdeki 2-3 ay içinde etkili bir IŞİD'e karşı operasyonda etkili bir unsur olacak. Ha, bu arada şunu da hatırlatalım. Tabii bütün bunların olması için Türkiye'de bir siyasi istikrar ortamının olması lazım. Batılılarla, Amerika'yla bu görüşmeleri sürdürecek seçilmiş bir hükümet lazım. İşte o çerçevede Amerikalıların da Batılıların da şu anda süren koalisyon görüşmelerinden 7 Haziran'da ortaya çıkan iradeyi yansıtan bir sonuç olması beklentisi hakim. Ben bunu da şahsen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batılıların erken seçim değil koalisyon beklediklerine yordum. Bilmiyorum Hakan bu konuda ne düşünüyor? Amerikalıların mı? Batılıların mı? Deniz, bunu yani siyasetçilerin demeçlerinden değil ama ekonomi çevreleriyle konuştuğun Hayır, zaman... Hayır, ben şey ifadesi diyorum. Koalisyon, yani, Batılı diplomatın ifadesinden sen de aynı sonucunu çıkardın. Koalisyon süreci 7 Haziran'da ortaya çıkan iradeyi yansıtan bir sonuç olur beklentisini Amerika'nın da Avrupalıların da bir seçim değil hükümet beklentisi içinde olduğuna yordum ben.
Çok onu net hissetmedim Deniz, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani olabilir bunu, yani kategorik olarak ben Batı'nın Türkiye'de bir geniş tabanlı hükümet kurulmasından yana olduğunu düşünüyorum ama yani Batılı diplomatın sözlerinden onu çok bilmiyorum çıkaramadım. Ama yani bütüncül olarak yani Amerika'nın, İngiltere'nin, büyük devletlerin Türkiye'de istikrarın sağlanması, güven ortamının oluşması için bir an evvel bir yani geniş tabanlı bir uzlaşı hükümetine yakın olduklarını söylemek mümkün. Yani bunu ben işte konuştuğum CEO'larda da çeşitli dünya başkanlarında da gördüm. Evet. Yani son birkaç hafta içinde böyle bir izlenim edindim ben de. Peki Batılı diplomatın siyasetten IŞİD operasyon ve PKK terörüne dair bir dizi açıklamasının ana başlıklarını, bugün gazetelerde okuyacağınız başlıkları biz Parametre'de o diplomatı dinleyen isimlerden almış olduk. Zaten kendileri geniş çaplı anlattılar. Mısır'da da yeni Süveyş kanalının inşaatı 3 yıldır, 1 yılda tamamlandı. Görkemli bir törenle Sisi şovuyla açıldı. Mısır ekonomisi için kritik, dünya ekonomisi için kritik. Avrupa'nın itirazları var ama Mısır ekonomisine büyük destek sağlayacağı da açık. Sonuçta biz çok faydalanamayacağız galiba ama ikinci Süveyş'i açtı Mısır. Üstelik bir yılda. Çok önemli bir yer. Biz de faydalanırız canım. Niye öyle kestirip attın ki? Belki ilişkiler düzelir. Bak Mısır'daki maslahat güzarımız Mısır güzeliyle evlendi. Ben şu anda artık onu söyledim. Artık akrabayız biliyorsun. Bir gün sonra iyi konuşacak durumda değilim. O noktadayım yani. Hayır, o kanal orada kalacak yani. Bugün ilişkilerimiz kötü olabilir. 6 ay sonra ya da yeni hükümet kurulursa 3 ay sonra düzelebilir. Ayrıca bir daha hatırlatayım. Sen akraba olduk demiyorum canım. Şu anda söylüyorum zaten. Çünkü birçok... Yani şunu söyleyeyim mi Ebru? Bir şey söyleyeyim. Eğer yani Orta Doğu'da bir ülkeler arasında Türkiye'nin Orta Doğu'da hangi iki ülkeyle ilişkileri daha hızlı düzelebilir gibi bir soru sorsaydın eğer, İsrail ve Mısır derdim. Çünkü yani Suriye ile toparlanabilmesi, yani Şam'da bir otorite ve bir yönetim, yani Suriye'nin bütününü kapsayan bir yönetim olmadığı için ne olacağı belirsiz. Bu konuda bir şey söylemek zor. Arap dünyasıyla böyle karmaşık bir tablo var ama Orta Doğu'nun iki çok önemli ülkesi İsrail'le ve Mısır'la önümüzdeki bir kısa bir dönem içinde belli adımların geleceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde bunları izleyelim. Yani mesela Mısır'a geçiş süresini çok kısaltan, maliyetleri çok azaltan, ihracatı çok ivmelendirebilecek bir kanal olduğu belirtiliyor Avrupa'nın itirazlarına rağmen. Şu anda bizim gemilerimiz Mısır'dan geçmiyor. Geçmişte çok yoğun bir ticaret trafiği vardı. Ebru, ama dikkatini çekerim. Mısır Türkiye'den gazeteci götürmüş. Yani bu konudaki ama şeye içeri almamış, alanı almamış. Olsun ama yani İstanbul'dan ama giden gazeteciler rapor etmiş. Yani sizden de Hürriyet'ten de evet, yani bu konudaki haberlerin haberleri yazan arkadaşlar hep İstanbul'dan giden muhabir arkadaşlarımız. Yani Mısır da bu konuda kapıyı kapatmış değil. Bu yani aslında şu anda dış politikada böyle geniş de olsa manevralar yapmanın zamanı geldi. Yani ilişki elbette ki darbelere karşıyız, elbette ki ülkelerin, komşuların demokrasisi bizim için önemli olmalı ama ülkenin çıkarlarını da gözetecek bir takım adımlar da atılmak durumunda kalınabilir. Bu politika yani ne değişmedi ki? Tabii ki değişebilir. Dış ticaretin geldiği noktaya bakılırsa ve güneyimizle ticaretteki coğrafi sıkıntılar dikkate alınırsa bu politikaların geniş bir manevra gerektirdiği halde değişebileceğini düşünüyorum. Şimdi önemli, çünkü şöyle önemli. İhracat daralıyor. Bütün dünyada bir küçülme sorunu var. Mesela Amerika şimdi bu kaya gazı nedeniyle çok fazla petrol talebinde bulunmuyor. 2020'de kendi kendine yetecek ve sonra ihracat yapar hale gelecek. O talebi Çin karşılıyordu ama Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayınca
petrolü olan talep azalmaya başladı ve petrol fiyatlarındaki düşüş trendi hızlandı. Brent tipi petrolün 48 dolara kadar gerilediğini gördük. Bu dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya da işaret. Çin Avrupa'yı etkiliyor. Avrupa zaten büyüme sorunu yaşıyor. Amerika'daki toparlanma tam nasıl bilmiyoruz. Zaten sınırımızdaki gelişmeleri görüyoruz. Suriye, Irak, Rusya, Ukrayna. Dolayısıyla o pazarları kaybediyoruz. Orta Doğu'da jeopolitik riskler çok fazla. Dolayısıyla ihracatın artması için, yani dış talebin artması için evet kanallara ihtiyaç var. Bu çok açık değil mi zaten? Evet. Evet ama şunu da unutmayalım Ebru. Yani petrol fiyatları da öyle hani fiziksel verilere dayanarak belirlenmiyor. Yani 1995 yılında Türkiye Bakü Ceyhan'ın boru hattını yapmaya çalışırken bir hani varili 12 dolardı. Şimdi işte bir ara 120 dolardan 130 dolardan bahsettik. Şimdi işte 50'lere düşmüş. Evet. Onun düştüğünü söylüyoruz. Yani burada algı çok önemlidir. 12 doların bir zamanlar bir varil petrolün 12 dolar olduğu dönem yaşanmışsa eğer onun 130'a çıkması da bence tuhaf bir durumdu. Şimdi oradan düşmesini de bazen normal karşılamak lazım. Yani serbest piyasa böyle bir şey. Bir şekilde işte talep arttıkça fiyatlar olmaması gereken noktalara çıkarılmıştı. Şimdi talep düştüğü için fiyatlar normalize de oluyor olabilir. Yani bir petrol çıkarma maliyetlerinin tabii birçok yerde arttığını söyleyebiliriz ama hala Suudi Arabistan'da vesaire 8-10 dolara mal olduğunu biliyoruz. Yani bu maliyetlere rağmen 130 dolara satılan petrolün de anormal bir durum olduğunu da kabul etmek lazım. Yani petrol fiyatları bence ekonomik veri olmaları açısından çok da belirleyici değil. Biraz da manipüle edilen, manipülasyonlarla değişen fiyatlar bunlar. Normalleşme olarak da görülebilir bu düşüş. Bu fiyatlar iyi ama Türkiye için böyle devam etmesini bu dünya ekonomisindeki yani, büyüme kaygısı gerçeğini değiştirmiyor ama evet tabii ki çok fazla şişmişti. 145 dolara kadar ulaşmıştı. Şimdi mesela Suudi Arabistan yıllar sonra rezervlerini kullanmaya başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisine baktığınızda hani Rusya ekonomisi iyice darboğaza girebilir. Birçok ülke 100 dolar olarak almıştı. Böyle bakıldığında o balon biraz indi ama bu dünya ekonomisinde küçülme gerçeğini bizim ihracat rakamlarımıza bakarak zaten dile getiriyorum. Hani dünyanın durumuna bakarak dile getiriyorum. Bir de TL'ye dönüş vardı. Hani bir uzun bir süre istikrar TL mevduatını arttırmıştı. Dün BDDK'dan gelen rakamlar bugün Hürriyet'te işlemiş. Döviz mevduatı toplam mevduat oranı içinde ki payı %43'e çıktı diye. Biraz daha dövize dönüş eğilimini yansıtan bir haberdi bu. Yine bugün Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ne oluru belirleyecek. Biraz daha beklentiyi netleştirecek tarım dışı istihdam verileri var. Bir gündem takip etmiyoruz ki Amerikan Merkez Bankası FED geliyor Türkiye'de otomotiv satışlarını da etkiliyor yani. Dövizdeki oynaklık artabilir diye FED ne yapacak diye otomotiv alan bile otomobil alacak bile takip ediyor. Bir yandan da not ne olacak sorusu var. Bugün Moody's Türkiye değerlendirmesini açıklayacak. Herhalde gece yarısı gelecek Amerikan borsalarının kapanışına göre. Not yatırım yapılabilir seviyede. Bu notu zor elde ettik. Görünüm negatif. Bakalım bundan sonrasına ilişkin ne diyecek? Bir değişiklik beklenmiyor ama daha önce Moody's'in saydığı risklerde çok olumlu gelişmelerin olmadığı da açık. Mali disiplin konusunda, bütçe konusunda belki olumlu bir tablo var ama diğer riskler konusunda çok olumluya dönüş yok. Bugün de Uğur Gürses onu değerlendirmiş. Acaba seçim mi, koalisyon mu kararını bekledikten sonra açıklamayı düşünürler mi? Yani erteleme söz konusu olabilir mi Ebru? Erken seçim tartışmaları not üzerinde bir baskı Deniz. Doğru bir noktaya değindin. Bir noktada çözüm süreci. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesinde o sürecin büyük katkısı vardı. Ekonomiyle, ekonomik gelişimle çok ilişkilendirildi. Şimdi çatışmasızlık ortamın askıya alınması önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha bekle gör politikasını getirebilir. O da baskılıyor. Bir yandan erken seçim tartışmaları belirsizliği arttırabilir. 2016'yı da kaybedebiliriz korkusunu beraberinde getiriyor. Dünya ekonomisi de böyleyken bir yandan da çatışmasızlık ortamının askıya alınması, o sürecin askıya alınmasının etkisi ne olur o merak ediliyor.
iki gelişme var. İçeride bunlar, dışarıda da FED etkisi, cari açığın finansmanı, işte dünya ekonomisindeki küçülmenin yansıması, ihracat performansı izleniyor. Hani riskler derken bunları kastettim. İş güvenliği bizde çok tartışılan bir konudur. Arka arkaya oradan gelen haberler var. Bitmeyen kazalar var. İsterseniz o notlarla tamamlayalım, olur mu? Evet, yani işte Tuzla'daki kaza, yani bu konuşulmadı gündem çok yoğun olduğu için ama. Sanırım doktora yani böyle gidin demişler o fabrikanın çevresindekilere, ama anında maske takılması gerekiyormuş, ama bizde herhalde anında müdahale bilinci ve düzenlemeleri yok. Ya biz bu konulara hiç hazır bir ülke değiliz. Yani ne vatandaş bu konularda bilgi sahibi, yani insanlar bilemeyebilirler. Yani kimyasal bir patlama çatlama olduğu zaman ne yapılacağına dair insanların bilgilendirilmesi lazım birçok kaynaktan. Ona müdahale edecek olan, müdahale etmesi beklenen insanlar da doğru müdahale yöntemlerinden bir haberler. Türkiye'de bu kadar kimyasal tesis var, biyolojik üretim yapan tesis var. Türkiye nükleer santral kurmaya aday bir ülke. Kuruluyor şu anda 3 tane, kademe kademe kurmak isteyen bir ülke. Şimdi yani güvenlik kültürünün ciddi bir şekilde sorgulanması lazım, değil mi? Bütün bunlar olurken yarın Türkiye'de çok daha büyük felaketler meydana gelirse Allah göstermesin. Ne oldu? Kezzap soludun. Efendim? Ne oldu? Kezzap soludun. Hayır, yani ne olduğu da belirsiz. Yani tanımlanamıyor mesela çıkan gazın niteliği falan. Sonra çok geç tanımlanıyor. Hayır, tanımlandığı yani zaman kezzap, işten geçmiş oluyor. Kezzap fabrikasından ne çıkabilir? Kezzap yani. Ya Deniz, hatırlar mısın? Radyoaktif maddeleri böyle kucaklarını alıp ellerinde gezdiren insanlar olmuştu o çöplükte. Yani iki telli Halkalı'da. Yani o insanların bir bölümü kanserden öldüler. Çok kısa bir süre içinde. Yani bu konularda bir bilincimiz yok. Bir kültürümüz eksik. Ben şunu kastediyorum. Öyle bir olağanlaştık ki yani Tuzla'da yaşayan insan doktora gidiyor. Solunum sorunları yaşıyor. Ne oldu? İşte kezzap solunum. Yani nereden buldun? İşte yandaki fabrika patladı. Bir de o fabrikaların, yani şehrin içi, şehirle artık iç içe geçmiş olması. Eskiden sanayi kuruluşları şehrin dışındaydı. Şimdi konutlar o kadar büyük bir hızla onlara doğru gidiyor ki. Yani evet. Bu 20 bin böyle tesis de varmış. Evet, tur otobüsü devrildi. Yani nasıl 4 turist yabancı hayatını kaybetti turist. Yani yağmurda araç nasıl kullanılır, bundan bir haber. O kamyon yağmur kuru fark etmiyor. Minibüslerin üzerindeki şoförlerin eğitimsizliği, bilgisizliği, bilinçsizliği, direksiyonda uyuyan adamlar, kaldırımda yürüyen insanların üzerine çıkıp takla atan taksiler. Yani ne diyeyim ki, biraz bugün insanların içini kararttık ama biraz yani haberlerde bunun dışında bir haber yok. Yani kusura bakmasınlar izleyicilerimiz ama. Bir tartışma da yani Türkiye'deki madenlerle ilgiliydi. Dünden itibaren haber bültenlerinde çok yer aldı. Avrupa Birliği standartları 2020'ye ertelenmiş diye. Bu standartlara uyum belgesi olmayanlar faaliyetlerine devam edebilecek diye. O da umarız, çok tehlikeli bir gelişme. Umarız Avrupa Birliği standartlarına uyum konusunda çok hızlı hareket ederler. 200'den fazla yasadan bağımsız olarak. Yani şöyle bir şey yaşanmış Ebru. Bu denetim yapılan madenlerin %80'inden fazlası o standartları yerine getirmemiş. Dolayısıyla o standartları yerine getirmedikleri için kapanmaları söz konusu olmuş 2 ay içinde. Bu kadar maden aynı anda kapatılırsa işte ekonomi etkilenir vesaire gibi bir şeyle böyle bir erteleme yaşanmış. Ama bu erteleme, yani 2020'den önce bu nedenlerden dolayı Allah göstermesin bir kaza yaşanır da madencileri kaybedersek, bu ertelemeyi imza atanların vebali çok büyük olur. İşverenin yani sorumluluğunda da deniliyor ama işverenin sorumluluğunda olan kazaları gördük zaten yani. Ya denetlenmediğinde işverenlerin neler yaptığı ortada. Aynen, yani. Tabii. Denetim de devletin boynunun, evet, borcu. Yani bunu işverenin üstüne yıkamaz. Devletin böyle bir zorunluluğu, yükümlülüğü var. Evet. Yoğun bir haftayı daha tamamladık. Teşekkür ediyorum sizlere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kısa bir ara. Bu haftalık parametreyi noktalıyoruz. Biz ekonomi gündeminden gelişmelerle gün boyu karşınızda olacağız. Ve sözü şimdi Semiha Şahin'e bırakalım. Günün tüm gelişmelerini sizlere aktarmak üzere.